Merhaba. Bu sefer yazlığa gelebildik nihayet. Yaz bitti, biz ancak gelebildik. Bu yazın hikayesini sonra size anlatacağım. Şu anda ben Kemal'in kütüphanesinin önünde oturuyorum. Buraya taşıdık onu çünkü bütün eşyaları burada olduğu için. Burada ders kitapları, işte belki görüyorsunuzdur. Şurada mesela diyor ki kitle haberleşme hukuku, işte ansiklopedileri, kitapları, okuduğu şeyler. Bu tabii kütüphanenin bir bölümü sadece. Kışlıkta Ezo'nun kütüphanesinin önünde ben sizinle birlikte oluyorum. Burada da Kemal'in kütüphanesinin önünde birlikte olacağız. Evlerde kütüphane çok değerli biliyorsunuz. Özellikle çocukların odasında. Bunu da böyle bir söylemiş olayım. Şimdi ben size ne söz verdim? Nişan anlatacağım diye. Tamam, anlatacağım. Sözüm söz. Ama nişandan evvel öyle güzel şeyler oldu ki. Mesela Kemal'in Şaşkın Damat filmi. Meral Zeren'le. Yine bakın o kahverengi kaza. O zamanlar böyle sponsor yoktu. Şimdi çeşit çeşit giyiyor herkes. Yani belki de 1980-90'da bile kendi kıyafetlerini evden getiriyorlardı. Onun içinde çok fazla kıyafeti olan yaşadı. Ama böyle birkaç tane kıyafeti olan da tekrara düşüyordu. Bunda mutabıkız değil mi? Ne yapalım? Böyle oluyor. Şimdi Kemal'in Meral Zeren'le dördüncü kez bir araya gelen ünlü komedyen Kemal Sunal, ben salak bu da benim sevgilim diyerek kadın oyuncuyla poz verdi diyor bu resimde. Onlar Meral Zeren'le bayağı güzel filmler yaptılar. Sonra bu Milliyet Sanat Dergisi'nde Kemal böyle Hilton'un bahçesinde uzanmış. Bunun yazılarını da açıklama kısmında okuyacaksınız. Biz nişanlanmadan önce bir de Mavi Boncuk filmi çektiler. Biliyorsunuz Emel Sayın'la o halıya sarıp kaçırma sahnesi hiç unutulmaz. Kemal de orada yine parlamıştı. Bakın Emel'i böyle kaçırdılar diye bir dergi haberi de defterimde yer alıyor. Evet, şimdi nişana gelelim mi? Gelelim. Nişandan sonra da başka filmler var. Biz biliyorsunuz Kemal bir Volkswagen araba aldı, taksi tipi. Fakat araba kullanmayı henüz bilmiyordu. Yani ehliyet aldı ama trafiğe çıkamıyordu. O yüzden Namık'la, yani Ertem Elmez'in şoförü Namık'la. Geçen gün yine konuştuk Namık, çok sevgili dostumuz. Onunla beraber biz üçümüz gidiyorduk nereye gidersek. Onun için de böyle gizli saklı bir şey buluşmalar yok, fısırdaşmalar yok, bakışmalar, el ele tutuşmalar yok. Namık, Kemal, ben üçümüz arkadaş gibi oturuyoruz. Çay mı içiyoruz, pasta mı yiyoruz, ne yapıyorsak. Ondan sonra yarım saat, bir saat sonra da dağılıyoruz. Beni bırakıyorlar nerede yaşıyorsam o sırada İstanbul'da. Onlar da gidiyorlardı. Bir gün bir şeye gittik, restorana oturuyoruz böyle konuşuyoruz filan. Kemal yanımda oturuyor, Namık şöyle karşımızda. Sohbet ederken Kemal bir gün kulağıma dedi ki bana, annemler Ankara'ya gidiyorlar dedi. Şimdi annesiler Ankara'ya gitmez biliyorum. Biraz kaşımak istedim, anlamışımdır da mutlaka. Aa, işleri mi var dedim, ne güzel filan. Yok yok, işleri yok, sizin eve gidecekler dedi. Ama Namık duymuyor bunu. Ben çok sevindim ama onu da belli edemiyorum tabii. Çok güzel, çok iyi filan dedim. Ama ne zaman, sen onlara haber ver, biz onlardan önce gidelim dedi. Olur dedim tabii. Annemi aradım böyle böyle bir şey var diye. Annem de tabii bekleriz buyursunlar dedi. Bir evlenme teklifi idi bu ama böyle klasik alıştığımız, hele şimdiki kızların beklediği tekliflerden değil. Benimle evlenir misin denmedi bana. Ben zaten evlenecektim de dese de demese de ondan sonra ister miydim bilmiyorum ama böyle diz çöküp de yüzük açsa falan istemezdim. Gülerdim herhalde. Yani daha böyle benimle evlenir misin demesi de çok önemli değil. Yani belli ki istiyor. Biz önceden Kemal'le Ankara'ya gittik. Ondan sonra ertesi günde Kemal'in annesi, babası, teyzesi, teyzesinin damadı Yüksel abicim, çok 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 sevdiğim bir insandı. Çok erken kaybettik. Kayınvalidemin amcası, onu da size başka bir şeyde anlatacağım. Mutlaka onu dinlemeniz lazım. Enteresan bir fenomen o çünkü. Öyle gelmişler. Bizde de işte teyzelerim, eniştem, anneannem, annem filan böyle aile. Gayet güzel karşıladık onları. Yemek istemediler. Çünkü hemen İstanbul'a dönecekleri için. Sadece bir çay, işte böyle küçük minçik bir şeyler. Pastam frambuazlıydı. O zaman frambuaz bilinmiyor. Özel yaptırdık Ankara Oteli'nin pastanesinde. Hiç unutmam onu. İki katlı da, katlar da biraz yamuk yani. Üstüne de frambuazlı jöle koydular. Ona ben pek bir gururlanmıştım böyle bir şey yaptırabildiğimiz için. Onlar işte istediler, klasik. Yüksel abicim istedi. Ailenin de büyüğü, eniştemdi o zaman.
O da tabii memnuniyetle dedi ama enişten bu evliliği hiç tasvip etmedi. Çünkü ailede artist mi var, nereden çıktı tiyatrocuyla evlenmek filan diye bir hoşlarına gitmedi bu iş aslında. Fakat sonra Kemal'i tanıdıktan sonra da herkes aşık oldu. Nereye oturtacaklarını şaşırdılar. Kemal geldi mi orada Ankara'da olay oluyordu. O da yemeğe çağırıyor, öbürü yemeğe çağırıyor. Kemal'cim de Kemal'cim. Kemal çünkü hakikaten büyüklerine saygılı, küçüklere çok yakın, sıcacık, ailenin içine giren, çok hoş bir damat oldu. Ondan dolayı da ona teşekkür ediyorum tabii ki. Şimdi nişan törenimizden size resimler. Bu bizim nişan törenimizin böyle albümde. Zaten bu albüme koyduğumda da 19 Ocak 75 yazmışım. Neyse ki çok fazla uzatmadan 30 Nisan 75'te de evlendik. Bu Yüksel abi nişanlarımızı taktı işte. Bahsettiğim şu berbat pastayı da göstereyim. Şimdi berbat, o zaman şahane görünüyordu. Bak bak bak, üstünde de jölesi var. Kemal'in bu kravatı duruyor biliyor musunuz? Sergilerde ben sergiliyorum onu. Böyle bir nişan töreni yapıldı. Çok mutlu olduk. Aileler de çok mutlu oldu. Ama dediğim gibi işte Kemal'in mesleği biraz aileyi canını sıkmadı değil. Ama pek bir şey de söyleyemediler. Çünkü ben çok sevdiğimi onlara belli ettim. Böyle bir şey. Ondan sonra nişandan sonra da biz tabii çok daha rahat gezmeye başladık. Burada da kayınvalidem, göstereceğim sonra, bir bilezik taktı bana. Ben de kayınpederimin elini öptüm. Sonra devamını göstereceğim. Tamam mı? Nişandan sonraki zamanda Kemal Hababam sınıfını çekti. Ama ondan önce galiba, dur bakayım ben şimdi karıştırmayalım da bilelim. Evet, Mavi Boncuk. Mavi Boncuk'tan sonra Hababam sınıfı çekildi. Orada da görüyorsunuz, biliyorsunuz şurada Kemal Ali Rıza Binboğa gibi. Özgürlük ve barış tüm insanların özlemi olacak yarınlarda. Yarınlar böyle bir şeyler yapıyordu, hatırlıyor musunuz? Çok güzel bir şarkıydı o. Çok da sevildi. Sonra artık Hababam sınıfı başladı. Çek kulağını hoca diyor Kelebek gazetesi. Hangi tarihmiş? 3 Nisan 1975. Artık o ara bizim nikah davetiyelerimiz falan basılıyor. Heyecan son haddinde. Ondan sonra eşyalar alınıyor ama eşyalar alınıyor dediğim işte oradan buradan, yani çok bir eşya alamadık açıkçası. Bu da yine Hababam sınıfında. Bunların yazılarını hep yine açıklamalarda göreceksiniz. Bu da gazete ilanı, artık Ertem Eğilmez filmi olarak Hababam sınıfı sinemalarda oynayacak. Biz bu Hababam sınıfını da Saray Sineması'nda seyrettik ama esas Ankara'da Akün Sineması açıldı. Çankaya'ya doğru çıkarken Akün Sineması'nda 19 hafta oynadı. Açılışını Hababam sınıfıyla yaptı sinema. Onun galasına gitmiştik. O zaman inanılmaz bir kalabalık. Hababam sınıfının ne kadar nasıl tutulacağını hiç kimse bilmiyor. Güzel bir film olduğunun farkındalar ama seyirciyle buluştuğunda nasıl bir sonuç çıkacak? Hakikaten merak konusuydu. Ama 19 hafta hiçbir film oynamamıştı. En fazla 2 hafta oynardı filmler. Beğenilen filmler seyirci tarafından. Bu büyük bir sükse yaptı. Ondan sonra da zaten biz evlendik. Böyle bir şeyler yaşadık. Şimdi bazen diyorsunuz ki çok kısa. Bütün şeyleri okuyorum ben bu arada, yorumları. Çok kısa oluyor. Çok kısa olmasının sebebi ben biraz anlattıktan sonra çökmeye başlıyorum. Bu resimlere bakıyorum. Sizin karşınızda canlı duruyorum ama bir zaman sonra kendimi bırakmaya başlıyorum. Ondan sonra da zaten çektiğimiz hiçbir işe yaramıyor. Kesiliyor, atılıyor. Ve işte 12-13 dakikayı zor tutturabiliyoruz. Benim de isteğim hakikaten biraz daha uzun anlatabilmek. Çünkü çok materyal var elimizde. Çok fazla anlatacağım şey var. Onun için de maalesef başaramıyorum. Şunu da göstereyim mi? Çok hoş. Bu zaten birçok yerde var bu film. Kemal'in Ses Dergisi'nden böyle bir fotoğrafı. Hababam sınıfının müsameresinde. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi Volkswagen araba aldık dedim ya, onu anlatayım mı size? Volkswagen arabamızı, bizim çok maceralı geçti o. Şimdi Volkswagen'i aldığımız zaman dedim ya, Namık'la beraber kullanıyorlar. Bir zaman sonra artık Namık gitti. Kemal de çok güzel şehirler arasında, şehrin içinde kullanıyor. Ben de yanında oturuyorum gururla, eşim araba aldı diye geziyoruz. Fakat bir sıkıntı var. Araba hiçbir zaman düz park ettiğiniz vakit çalışmıyordu. Arabayı yokuş aşağı park ediyordu Kemal. Birkaç kişi onu itiyordu. Ben de itenler arasındaydım. Araba hır hır diye çalıştığı vakit kapıyı açıp hop atlıyordum. Ne atik çevik bir kızmışım, Allah'tan öyleymişim. Düşmedim hiç. Ama onlarca defa öyle
minibüs muavini gibi hop atlıyordum arabaya. İşte atlaya zıplaya hoplaya biz geziyorduk ama arabamız var diye gururdan da öleceğiz yani. Neyse bir gün böyle Şişli'den Mecidiyeköy'e doğru gidiyoruz. Orada bir yeni karamürsel mağazası vardı. Onun önünde taka 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 bir ses geliyor arkadan. Bu ne sesi olabilir dedik. Yandaki arabalardan da kornayla bizi işaret ediyorlar. Kemal indi bir baktı. Biliyorsunuz Volkswagen'lerin motoru arkada. Motor yere düşmüş. İki kablo tutuyor. Biz gidiyoruz. Motor da arkadan geliyor. İnanılmaz komik bir şey. Sahne. Kemal'i de tanıyorlar artık. Babam sınıfı falan oynadığı için. Film çekiyoruz zannetmişler. Yani Kemal Sunal'ın öyle bir arabası olacağı hiç kimsenin aklına gelmiyor da. Onu bir filmde enstantane olarak düşünüyor insanlar. Alkışlıyorlar filan bizi. Kemal kanter içinde motoru yerine koymaya çalışıyor. Herkes kamera arıyor nerede çekim yapılıyor diye. Ben güleyim mi ağlayayım mı şaşırmış bir vaziyette. Neyse Kemal motoru yerine koydu. Devam ettik oradan gittik. Bir de Şişli'de ara sokaklarda park etmek çok zordu. Böyle apartmanların otoparkları yoktu. Sokağa park ediyoruz. Fakat tabii her gece geç geldiğimiz için sokağın önüne mi, arkasına mı, yanına mı, hangi sokağa park ettiğimizi sabah hep beraber arıyorduk. Hiçbir zaman ilk koyduğumuz yeri bulamadık. Bir iki sokak dolaşıp, sokağın önüne, arkasına bakıp ondan sonra arabanın nerede olduğunu bulabildik. Ama bu bizi hiç yormadı ve de üzmedi. Aksine çok eğlenceli oluyordu. Bakalım kim bulacak diye. Koşa koşa ben o tarafa, bu tarafa. İnsanlar da acaba bizi görüyorlardı, ne yapıyorlar diye merak ediyorlar mıydı? Şimdi aklıma geldi bak bu anlatırken. Nişandan sonra biz İstanbul'a döndük. Kemal döndü. Bana da yine mektuplar yazıyor. Ben de Kemal'e mektuplar yazıyorum. Bir an evvel de evlenelim istiyorum. Çünkü mektupla Kemal'in bir de artık şimdi film çekiyor. Ankara'ya gelmesi çok zor oldu. Tiyatrodan ayrıldı. Eski o düzenimiz bitti bizim yani. Pazartesileri gelip de tekrar dönmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü artık film çevirmeye başladı. İstanbul'a bir geldiğimde Şişli Koca Mansur sokakta. Maalesef tabii 800 lira kirayla bir bodrum katı ancak kiralayabildik. Fakat orası da bizim çok hoşumuza gitti. Kutu gibi bir ev. İki oda arkada var. Önde işte salon dediğimiz biraz daha genişçe bir oda. Bir tek sıkıntı sokağa penceresi böyle demir çubuklar vardı. Yani çok ışık alan bir ev değildi ön taraftan. Ama arka taraf aydınlığa bakıyordu. Hatta bahçe gibi bir şey vardı böyle bütün apartmanın işte boşluğu dediğimiz şey. Orada ben çamaşırları falan astım. Bir de orası yere kadar pencereydi ve yatak odamız aydınlıktı hakikaten. Ama biz evlenirken çamaşır makinesi alamadık, televizyon alamadık, buzdolabımız da yoktu. Çok enteresan, buzdolabı yoktu. Yani piyasada yoktu. Biz bir para biriktirmiştik. O parayla buzdolabı alacaktık. Gezdik, gezdik, gezdik. Buzdolabı yok. En sonunda, sonu anlatacağım size onu, tamam mı? Buzdolabı hikayemizi ve çamaşırları nasıl yıkadığımı. Onları anlatacağım size, tamam mı?